Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar e, <laughs> baya güzel bir etkinlik var şimdi. Yani aslında basit bir etkinlik gibi gelebilir. E, her zamanki etkinliklere benzeyebilir. Ancak arkadaşlar e, yani özel bir kısmı var bu etkinliğin. E, ondan bahsetmek istedim. Bunun üzerine biraz konuşalım istedim. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere. Hawkeye dizisi biteli bayağı oldu. Aynı zamanda Spider-Man'de bayağı bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Çünkü küçük bir Spider-Man güncelliği gelmiş güncellemesi gelmişti ee, ve e, sinister six güncellemesi gelmemişti arkadaşlar. Çoğumuz bunu istiyorduk hani e, yani en azından öyle tahmin ediyorum ve arkadaşlar bu konuda bir yani bu e, bu konuda belli e, ipuçları veren bir event notları yayınlanmış şöyle diyor arkadaşlar diyor ki işte Uh, in celebration of March, uh, the special eight week check-in event has returned. Arkadaşlar diyor işte klasik uh, 8 hafta giriş etkinliği geri döndü falan filan. Oraları geçiyorum. Uh, asıl şuraya geliyorum. Arkadaşlar diyor ki Hawkeye uh, and Spider-Man related heroes have been prepared as event rewards. Uh, arkadaşlar diyor ki e, Hawkeye ve Spider-Man ile ilgili karakterler e, event ödülü olarak hazırlandı ve yani hazırlandı diyor işte hani bu bu eventte sunulacakmış. Yani arkadaşlar demek istediği yani şeyle hani şeyden bahsediyor. Demek istediğim şu. Hawkeye'dan ve Spider-Man'dan bahsediyor. Bununla ilgili karakterlerin geleceğini söylüyor. Event ödülü olarak. Ve biz buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Ee, hani Hawkeye bekliyorduk aslında ama Spider-Man konusunda ben en azından hani sizi bilmiyorum ama ben ümitsizliğe düşmüştüm. Demiştim ki arkadaşlar Sinister Six muhtemelen artık gelmeyecek demiştim. Ve arkadaşlar buna isyan eden çok fazla oyuncu vardı. Ben de dahil. Çünkü arkadaşlar Sinister Six üyeleri çok güzel ve oyunda da yeteri kadar iyi değiller, güçlü değiller. Hani neden bu karakterlere bir güncelleme gelmiyor diye birçok oyuncu isyan etmişti. Hani bayağı tweet falan da atılmıştı bu konuda yanılmıyorsam. Ve arkadaşlar sanırım <laughs> o güncelleme artık geliyor. Ee, şöyle hatta size göstereyim bakın giriş ee, 8 hafta giriş etkinliği adıyla geliyor. Arkadaşlar 7. günde bize 6 yıldız rütbe atlama bileti vereceklermiş. Devam ediyorum önemli olan kısım burası değil. 2. haftada bize kay veriyorlar. Yani arkadaşlar Hawkeye, yani Hawkeye'den falan da zaten bahsetmiş, Spider-Man'dan da bahsetmiş. Ee, yani arkadaşlar buradan çıkaracağımız şey Hawkeye'ye bir güncelleme geliyor. Hani kesin olarak söyleyemiyorum. Hani kesin olarak e, bunu paylaştılar, e, Hawkeye, Hawkeye kesin olarak bir güncelleme olacak demiyorum ama... ...çok yüksek bir olasılıkla Hawkeye güncellemesi yolda. Bunu belirteyim öncelikle. Sonra... Sonra arkadaşlar Green Goblin'e Green Goblin e, karakterini veriyorlar. Ve bu karakter de büyük bir ihtimalle güncelleme alacak. Ee, Spider-Man Part 2 güncellemesi olarak gelecek. Yani yeşil Yeşilcin'de bir güncelleme alacak. Devam ediyorum burada bitmedi. Sonra arkadaşlar Kate Bishop karakteri e, veriliyor bize 4. hafta ödülü olarak. Yani Kate Bishop karakterine de bir güncelleme geleceğini varsayabiliriz bence. Devam ediyorum. Arkadaşlar Sandman. 5. haftada Sandman karakterini veriyorlar. 6 yıldız yani Sandman'e de büyük bir olasılıkla güncelleme geliyor. Devam ediyorum. 6. haftada Lizard yani Kertenkele karakterine de bir karakterini veriyorlar. Yani bu karakter de büyük bir ihtimalle güncelleme gelecek. 7. haftada seçici 6 yıldız karakter ve 8. haftada da kategori 2 geliştirme bileti veriyorlarmış. Yani arkadaşlar benim yaptığım çıkarım şu. Bence Arkadaşlar iki ayrı güncelleme olacak. Kendi tahminimi söylüyorum. İki ayrı güncelleme olacak. Biri Hawkeye güncellemesi. Şimdi ilk olarak Hawkeye güncellemesinden bahsedelim. Arkadaşlar Hawkeye güncellemesinde Hawkeye'ye güncelleme geleceği hemen hemen kesin bence. Daha sonra bir de Kate Bishop'a güncelleme geleceği hemen hemen kesin. İki karakterimiz bence kesin diyebiliriz. İki karakter dışında başka bir karaktere Hawkeye ile ilgili güncelleme gelir mi? Bilmiyorum açıkçası. Bir ihtimal e, bu arada arkadaşlar bu video e, Hawkeye dizisinden spoiler içerebilir ama üzerinden çok geçti. Artık bunu spoiler olarak değerlendirmeyebiliriz bence. Ama e, tabii ki izlemeyenler varsa Spider-Man'i ve e, Hawkeye dizilerini bu bu videodan çıkabilirler. E, onu önceden belirteyim. E, devam edeyim arkadaşlar. Bence gelebilirse arkadaşlar bir de Hawkeye'dan Yelena Belova karakterine bir güncelleme gelebilir. Yani elimizde ne var arkadaşlar? Hawkeye ve Kate Bishop hemen hemen kesin diyebilirim. Yelena Belova bir ihtimal olabilir. Eko karakterine bir kostüm gelebilir belki. Emin değilim. Ee, belki e Eko'ya da gelebilir ama Eko son zamanlarda geldiği için ona çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Bir ihtimal Kingpin de olabilir ama Kingpin de yakın zamanda kostüm aldı arkadaşlar. Ee, yani ona da çok ihtimal vermiyorum. Yani arkadaşlar benim fikrim şu. Bence Hawkeye ve Kate Bishop kesinlikle kostüm alıyorlar ve potansiyel ya da kategori oluyorlar. Büyük bir ihtimalle Hawkeye kategori e, Kate Bishop potansiyel olacak bence. Ve e, bir ihtimal Yelena Belova'ya da kostüm gelebilir. Benim tahminim bu. Peki Hawkeye güncellemesini geçtik. çok güzel buna çok sevindim arkadaşlar bu arada. Hawkeye güncellemesine geçtik. Gelelim Sinister Six güncellemesine arkadaşlar. Yani Spider-Man'in Part 2 güncellemesine bir gelelim. Ne vardı? Arkadaşlar öncelikle Green Goblin. Bu Green Goblin'i bence boşuna vermiyorlar. Green Goblin'i bir güncelleme bekliyoruz. Ve arkadaşlar ee, filmdeki Green Goblin o kadar güzeldi ki ben o kadar sevdim ki. Yani arkadaşlar şey ee, hani ilk jenerasyondaki Spider-Man'in Spider-Man'de hani oynayan adam var. Aynı adam oynadı gerçi ama ee, hani orada oynadığından daha iyi bir performans sergilemişti bence bu filmde. Müthiş bir oyunculuğu vardı e, Green Goblin karakteri çok güzel işlenmişti. Yani gelmesine çok seviniyorum açıkçası. Ee, Green Goblin hemen hemen kesin olarak geliyor diyebilirim. Yani bilmiyorum tabii ki arkadaşlar tam olarak kesin diyemiyorum dediğim gibi. Hani bu, bu konuda kesin bir şey paylaşmadıkları için. Ama hani gel, bu, bu güncelleme büyük bir ihtimalle geliyor ve büyük bir ihtimalle de Green Goblin'e güncelleme geliyor öyle söyleyeyim. Ee, yani <laughs> Green Goblin çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Green Goblin'e bir güncelleme bekliyoruz. Öncelikle devam ediyorum. Sonra arkadaşlar Sandman yani Kum Adam karakterine bir kostüm geliyor. Yani kostüm ve potansiyel aynı zamanda gelebilir. Ee bunu da göreceğiz. Sandman karakterine de gelecek yani bence en azından öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar Lizard karakterine de bir güncelleme geliyor gibi. Ee, arkadaşlar Lizard da, Sandman de berbattı. Green Goblin de eh idare eder bir şeydi yani. Kategori 2 idi Hani kostümü e, Moonstone'a falan iyi lider oluyordu kostümlü hali ama e, gene de kötüydü arkadaşlar. Yani üç kötü karakter çok güzel güncelleme alacak gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Ee, bunun dışında başka bir karakter görünmüyor burada ama arkadaşlar gelebilecek iki karakter daha var. Onlardan da bahsetmem gerekiyor. Biri arkadaşlar elektro karakteri. Biri de doktor ahtapot karakteri. Arkadaşlar benim sinirsiz six üyelerinden en sevdiğim doktor ahtapot açıkçası. O karaktere gelmesini hele ki bu canlandıran oyuncunun adını unuttum. Alfred Molina mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar adını. Yanlış olmasın. Hani o halinin gelmesini, filmdeki halinin gelmesini çok isterim. Çünkü o oyuncu müthiş canlandırıyor o karakteri. Yani Doktor Atapot'a gelirse çok iyi olur dediğim gibi. Benim favorim o. Ondan sonra Green Goblin çok güzel olur. Hani Sandman falan da çok hoş olur. Bilmiyorum yani o kadar güzel olacak ki arkadaşlar. Hani dediğim gibi bu üç karakter dışında Electro ve... E doktor Ahtapot'a da gelebilir. Hani burada falan eklememişler ama bence yer olmadığı için ek eklememişler arkadaşlar. Hani 7. haftaya seçici 6 yıldız eklemişler. 8. haftaya her zaman olduğu gibi kategori 2 geliştirme bilete eklemişler. 1. haftaya da gene her zaman olduğu gibi 6 yıldız bileti eklemişler. Bu her zaman yaptıkları şey. Hani bence bu yüzden eklemediler o karakterleri. Hani benim tahminim o iki karakteri de güncelleme gelebilir. Toplamda 5 karaktere güncelleme gelebilir ve bu güncellemeyi arkadaşlar ben şeyde bekliyorum. Bilmiyorum yanılıyor da olabilirim ama ben bu Spider-Man Part 2 güncellemesini 7. yıl dönümünden hemen önce bekliyorum. Daha önceki e, videomda bahsetmiştim arkadaşlar 7. yıl dönümünde gelebilecek etkinliklerden bahsetmiştim. E, ve o videoda da şeyi söylemiştim. Hani e, daha önce ge gelen etkinlik, hani 6. yıl dönümünden hemen önce gelen etkinlikte tam 6 tane kostüm gelmiş arkadaşlar. Yani bu Yedinci yıl dönümünden önce de bence beş tane kostüm gelebilir. Hani altı kostümün yanında 5 kostüm o kadar da çok değil açıkçası. Bir tane az gelecek hatta. Hani bu yüzden arkadaşlar hem Green Goblin, hem Sandman, hem Lizard, hem Electro, hem de Doktor Ahtapot'a kostüm gelebilir 7 yıl dönümünden önce. Benim tahminim o yönde. Bakalım belki daha erken de gelebilir bu güncelleme. Emin değilim göreceğiz. Ee, ama bakalım. Hani bunun dışında Hawkeye, Hawkeye dizisi şeyleri arkadaşlar. E ee, karakterleri olarak sadece iki karaktere gelecek gözüyle bakıyorum. Yelena Belova'ya çok ihtimal vermiyorum. Bir ihtimal gelebilir ama gene de çok ihtimal vermiyorum. Ee, ama bu iki karakteri gelecek arkadaşlar hemen hemen kesin ve ben bu iki karakterin Midmas güncellemesinde de gelebileceğini düşünüyorum bir yandan. Ay Ortası güncellemesinde belki emin değilim hani sadece tahmin arkadaşlar ee, ama normal bir güncelleme halinde de gelebilir bunları göreceğiz arkadaşlar benim çok hoşuma gitti yani bunu, buna çok yükseldim yani halkayı falan geçtim de arkadaşlar yani Sinister Six görünce ee, ben baya bir hypelandım baya yükseldim buna baya iyi arkadaşlar çünkü ben Sinister Six'i çok severim Spiderman de sevdiğim bir karakterdir ee, bu baya güzel oldu. Özellikle Doktor Ahtapot görmeyi çok isterim. Evet arkadaşlar bahsedeceğim şeyler bu kadar. Hani bu, bunun dışında bahsedeceğim bir diğer şey de işte e, diğer ödüllerden biraz bahsedebilirim. Kristal arkadaşlar e, hani dişe dokunur bir ödül olarak ne var derseniz hani kristal var. Boyut özü var. Başka? Yine kristal ve titan yaşam paketi güzel. Kristal ve boyut özü güzel ve kristal ve titan yaşam paketi. Bir de burada e, full uyandırılmış bir ISO 8 vereceklermiş. Bu da gayet güzel. Yani bunun dışında çok öyle ağam şam bir ödül yok. İşte kategori 2 bileti falan fena değil. E, 6 yıldız seçici fena değil. Ve 6 yıldız bilet bu da güzel. Yani genel olarak böyleydi. Arkadaşlar siz en çok hangi karakter hakkında... E, hangi karakter için en azından heyecanlanıyorsunuz? En çok hangi karakteri bekliyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtin. Aynı zamanda arkadaşlar e, hangi karakterlerin geleceğini tahmin ediyorsunuz? Güncelleme sizce nasıl olur? Bunu da yorumlara yazın. Bunu da merak ediyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere millet bay bay.